Ali Koç bence Türkiye için büyük bir şans. Zaten küme düşmesi mucize. Kalması mucizeydi. Hem geliyor aynen, hem gidiyor. Yani basit top kaybı da yapmıyor. Halbuki bizim oyuncu ondan daha kaliteli. Kesinlikle. 1-0 kendi şunu diyorum. Ben bir an önce ikinci golü atın diyorum. Ozan oyuna girerse maç değil. Benim ya vereceğim cevabı Bielsa vermiş. Aynen. Neden Bielsa? Naspor ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezon Fenerbahçe bölümüne başladık. Hikmet Hocam konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi giriş yaptı. Hocam Türk gibi başlıyor, Türk gibi bitirmesin ama değil mi? Alman Türk gibi mi? Başla, Alman gibi bitirme. Şimdi mesaj ya da Portekizli. Mesajım var burada. Ya da Portekizli. Arkadaşı yeni tanıyorum. Gerçi daha önce o bizi... Evet, daha ben ufakken. Ufakken ama Serkan kardeşimden program yapmak zevkli. Ali Koç bence Türkiye için büyük bir şans. Bu benim şahsi kanaatim. Çünkü evet takımlar zaman zaman kendi renk menfaatlerini düşündüğü için birbirleriyle kavga yapabiliyorlar. Birbirlerine söz söyleyebiliyorlar. Ama biz yıllardır çalışıyoruz. Ülkede çalışıyoruz. Kulüpleri, teknik adamları vesaire bütün yapılanmaları biliyoruz. Mesela şunu da biliyoruz. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın ekonomik anlamda Trabzonspor kendi öz kaynaklarına döndü. Biraz gelişimi gösterdi orada. Abdullah Hoca'nın da oraya gitmesi vesaire. Ama Ali Bey kendi cebinden para koyarak şimdi Fenerbahçe'de oyuncuların maaşları takır takır ödendi. Çalışanların maaşları ödendi. Çalışanların ödendi. Bu aslında önemli derecede sportif başarı için büyük bir avantaj. Ve şeyle de savaştı. Limitlerle de savaştı. Yani limitleri genişlettirdi. Bayağı bir geniş bir cephe açtı. Orada Fenerbahçe Kulübü'nün şampiyonluğa en çok ihtiyaç duyduğu yerde bir hareket alanı yarattı. O yani bayağı bir mücadele etti. Aynı zamanda Bankalar Birliği Anlaşması'nın revizasyonu ve tabii tüm kulüplerin lehine yeniden yapılandırılmasında da başrol oynadı. Oralarda sadece Fenerbahçe değil, Türk futboluna da katkı yaptı. Her fırsatta da söylüyor, bakın bunu biz yaptık, böyle yaptık diye. Söylemek zorunda kalıyor çünkü sportif başarı yok. Sportif başarı olmayınca bunu da destekleyemeye çalışıyorsun. Bak şimdi onu ayrı, oraya ayrı geçeriz. Ama bir yönetici ülke futbolunu ve kendi takımını geliştirecek düşünce açısından inanılmaz mesajlar verdi. Geçen bu sezon başı Fenerbahçe Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a oranla en avantajlı kulüptü. Yapılan transferler... Biten sezonun başı için söylüyorum. Bu sezon biten sezonun başı. Evet. Aslında mesela biz Sivas maçında şampiyonluğu kaybettik dedi. Evet, o maça çok takılmış başkan. Olabilir ama bence ilk 10 hafta Fenerbahçe ilk 10 hafta 9-8 puan, 10 puan fark atıp lige devam etmeliydi. İlk oynadığı Rize maçını hatırlarım. Hı hı. Rize 1-0 galipken aslında o koruma niyetinde Rize, o zaman Thomas vardı galiba. İki oyuncu değişti. Evet. Halbuki ya yenmeye gitse 2-3 olacak maç belli. Bir duran Fenerbahçe, top, bir penaltı. Fenerbahçe orada yendi geldi, aslında yenerken bazı kritikleri yapmak gerekiyor. Hal böyle olunca diğer maçlara da yansıdı. Diğer maçlara da yansıdı. O avantajı Fenerbahçe elde edemedi. Sonra ne oldu? Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş, Galatasaray gelişti. İşte oyunları gelişti. Teknik adam Sergen kulübede futbol felsefesi olan bir adam. Kim ne derse desin. Oyuncu iletişiminde, karar vermede. Fatih Hoca yılların deneyimi, bakın. Bu kadar Galatasaray çalkantı vesaire oldu. Averajan şampiyonluğu kaçırdı. Aynen, soruyordu. Yani şimdi renk tutmadan burada konuşmamız gerekiyor. Sen bir futbol adamı olarak. Şimdi buradaki bütün başkanlar bunu zaten biliyor. Şimdi düşünüyorsun ya. Bu kadar ekonomik krize rağmen, kulüp içinde bu kadar tartışmalara rağmen Averajan şampiyonluğu kaçırdın. Diğer taraftan evet Trabzon bir gelişme, yapılanma içerisinde. Tabi bu arada Rıza Hoca ve Sivasspor'u unutmayalım. Avrupa Ligi'nde o kadar sakat vermeselerdi. Tabi burada şunu da söyleyelim. Bak bir şey ortaya atacağım sizin şimdi programınızda. Belki bundan sonra herkes dikkate alabilir. Çünkü ben deneyim yaşadıklarımdan şunu görüyorum. Bir futbol takımının hangi takımı takip ettiği çok önemli. Fikstürde. Fikstürde.
Kesinlikle. Bak bu seni şampiyon da yapar, ligde de bırakır. Aynen, önce Başakşehir'i takip ediyordu. Bu seni kümede düşürür. Bak bak. Kümede düşürebilir. Üç ayrı şey yapabilir. Sivasspor bizi takip etti. Ben 18 hafta Ankara Gücü'ndeydim. 18 haftadır yanılmıyorsam mağlubiyeti yok Sivas'ın. Evet, 18'de 17. Şimdi güzel bir çok iyi şey ama bak. Türkiye'deki bizim mesela evet, fark etmediğimiz evet, bir şeydi. Evet. Ben şimdi öğrendim. Şimdi 2 gün sonra bizden oynadığımız takımdan oynuyor. Biz benim geldiğim dönemde Ankara Gücü her takımı haşat etmiştir. Paramparça yapmıştır. Her bakın. Evet, evet. Kesin. Oynadığımız maçlara bakın. İşte 96'da oyna Fenerbahçe maçına bakın, Kasımpaşa tabii maçına bakın, Başakşehir maçına bakın, Galatasaray maçına bakın. Beşiktaş 4 gol attık, 4'ünü biz attık. Beşiktaş şampiyon Beşiktaş'tan oynuyor. Biz o zaman maça çıktığımızda Beşiktaş 72 mi neydi, biz herhalde 35 mi 30 tam hatırlamıyorum, 36 mıydık neydik? Ya adamlar bizim iki katımız puan almış. Böyle bir takıma karşı oynuyorsun. Maç 2-0'a gelmiş bir de. 2-0'a ama bizim dövüyor, hiç affetmiyor. Yani oynadığımız oyun bütün doğru, ülkede takdir etti. Hakikaten öyleydi. Zaten küme düşmesi mucize. Kalması mucizeydi. Oraya geldikten sonra orayı kapatalım. O işin ayrı konusu. Şimdi Fenerbahçe bütün bu şeyleri, bir de ekonomik olarak da güçlüsün. Başkan, yönetim senin paranı çatır çatır ödüyor. Orada tabii ne var? Şunu söyleyebilirim. Benim kendi kanaatim. Evet. Yeni bir teknik adam Erol Hoca. Baktığın zaman Malatya ve Alanya Spor'da başarılı bir performans çizen. Evet, gençleştirme yapalım. Türkiye'de böyle bir şey son dönemde moda oldu. Getirelim. Ama Fenerbahçe'sin sen. Şimdi burada Erol Hoca'nın aleyhinde değil, Erol Hoca da yanlış anlamasın. Çok önemli. O da zaten güzel bir kariyere devam ediyor. Hayır, çok önemli bir takımda. Tabii. Çok iyi bir kontrat imzaladı. Evet. Şuraya geleceğim. Bak nereye geleceğim. Tabii yanında gene Fenerbahçeli ve oynayan yardımcıları ve sportif direktör Emre. Şimdi bu hiyerarşik düzen çok önemli. Bu düzen içerisinde teknik direktör liderdir. Tartışmasız ve herkes, özellikle büyük takımlar için diyorum. Oyuncu grubunun işte antrenmanlar, maç öncesi, devre arası, oynanan maç, medya, iletişim. Oyuncu çok iyi gözlem yapar. Ve o gözlem içerisinde farklı şeyler görürse bu takımın gücünü zayıflatır. Otorite teknik adam da olmalı. Her türlü tartışmasız. Ha bunu derken hocam şey mi diyorsun Erol? Hayır, Erol Hoca da. Ama şey önemli. Yani kaderini tayin eden adamın kim olduğunu bilmesi gerekiyor futbolcunun ya, ve ona göre de pozisyonlanıyor. Ya sen bazen teknik direktör resti çekip gidebilmeli veya resti çekip maça çıkabilmeli. Kaybederse de gidecektir. Defalarca yaşadı Fenerbahçe onu bu sırada. 4-5 tane genel, maç net oldu öyle. Genel, kaybetse gidecekti. Genel. İşte biz ekibiz, sen oturduk işte sportif direktör yardım falan. Böyle olacak kardeşim, yürü. Bitti. Kelle benim kellem. Örnek veriyorum. Çünkü konuşuyoruz, sizdelerde bir şey diyorsunuz falan. Mesela Türkiye'de ülkemizin bir kültürü var. Türkiye'de ne var? Oyuncu gruplarının samimi olduğu, yönetici, yardımcı hoca, sportif direktör. O ona bir şey anlatıyor, medya. Öbürü ona bir şey anlatıyor değil mi? Biz çünkü farklı bir ülkenin futbol kültürünü oynuyoruz. Ve bunun içerisinde liderin şeyi çok iyi yönetmesi lazım. Ben şimdi mesela kendimi eleştiriyorum. Benim gibi bir adam 5 maçta nasıl puan alamaz diyorum Ankara Gücü'nde. Nasıl alamazsın? Kendime diyorum. Önce kendimi suçluyorum. Sonra idari anlamda yaşadığımız çok büyük kaosu idare etsen belki küme düşmeyecektik. İdare önemli konusu zaten. Kavga, gürültü takıma yansıdı. Teknik futbol anlamında düşmedi Ankara Gücü. Şimdi buradan yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a gelip mesela Fatih Hoca'nın Galatasaray'da o avantajı vardı. İşte başkana, medyaya, karşı kulüplere veya oyuncuya bir şey diyordu ama orada onun bir güç olduğunu herkes tabii, biliyordu. Kestirip atıyordu hoca orada. Hayır, herkes biliyordu tabii güç olduğunu. Farklı bir şey oluyordu farklı. Mesela ne oluyordu? Taraftar hemen evinin önünde toparlanıp veya statta veya işte gelirken hocaya olan güvenini ortaya koyuyordu. Bu hocanın
karar verirken sevk ve idaresinde daha otorite ve oyuncular tarafından da respekt görmesini sağlıyordu. Şimdi Fenerbahçe'de bu sezonu işte Erol Hoca ile başlayan sezonu inişli çıkışlı yaşadı bunu. Hem de çok inişli çıkışlı yaşadı. Görev dağılımındaki alışılmadık durumlar vardı falan. Durum yüzünden. Mesela, yani görev şemasında bir Emre Belezoğlu, bir teknik adam, hani bir de kalabalıkta bir eski yani oyuncu Demirel topluluğu. De orada. Evet. Ya aslında figür. Emre Belezoğlu bir şans. Bence de. Neden şans? Futbolun o kadar üst düzey içerisinde yaşamış ki. Bir şans. Şimdi tabii Emre düşünüyordur. Hem Erol Hoca'lı dönemi hem kendi dönemini. Mutlaka bir şey hepimiz çıkarıyoruz. Bak ben ne diyorum? Ben alacağım 5 maçta bir puan alacağım kardeşim. Neyi çıkarıyordur hocam Emre Belezoğlu? O da çıkarıyordur, bilmiyorum. Yani bence Sivasspor maçını çıkarıyordur. Ya, peki Emre Belezoğlu'nun şey çıkarıyordur. Sportif direktörlükten sahaya inmesini doğru buluyor musun? Şimdi o şartlarda doğru. Kimi getireceksin? Takımı en iyi bilen. 10 maç kalmış. En iyi bilen. Yani hangi kimi getireceksin? Yerli olmadı geçen hocam, sene. Hocam teknik adamlık bambaşka bir formasyon. Ama belki de o bundan sonra kabul. Belki de bundan sonra sportif direktörlük yapmayacak. Sadece teknik direktör olacak. O şeyi bilmiyoruz, neler konuşuldu. Mesela Emre deseydi ki, ben inanıyorum Ali Bey, o zaman sen orada kal. Sportif direktör de. Hoca Emre orada öyle bir konuşma oldu ki belki de Emre bundan sonraki hocam, hayatına teknik direktörlük olarak benim hedefim bu. Öyle yapmış zaten işte, öyle. Belli ki. Tabii belli ki öyle. Belli ki öyle. O zaman görev verirsiniz. Vermez misin sen? Ben veririm. Tamam, Emre insa ederim. Ha tabii, Emre Belezoğlu gibi bir adam kalkıp ben ineyim diyorsa indir. Mesela Emre de şunu gösterdi bana göre. Takımın daha disiplinli, oyun içerisinde daha düzgün olduğunu gördün. Yani Emre'ye karşı. Doğru. Bu bir gerçek yani. Doğru. Bunu söyleyelim. Emre Belezoğlu o kişiliğiyle takımı bunu yansıttı. Derli toplu bir oyun oynuyordu Fenerbahçe. Yaptığı değişiklikler, kurduğu o şey falan. Arkadaşlar bakın, Türkiye'de Serkan anında öldürmeye kalkıyoruz ya. İnsanı yaşatmıyoruz. Hocam daha dur, kaç tane maçta teknik direktörlük yani, yaptı adam zaten ya. Yani 10 tane maç yaptı. Erol Hoca için de geçerli. Niye geçerli? Sen yaptın 2000 tane. Emre Belezoğlu yaptı 10 tane yani, şimdi acımasız olmamak Erol Hoca için de geçerli. Bir büyük takımı çalıştırmak. İşte daha önceden de İsmail Hoca geldi, Bülent Hoca Galatasaray'a geldi, Rıza, Samet Hoca, hep böyle büyük takıma biraz erken gelmek. O hakkı biraz sıkıntı. Erken kullanınca sonra. Sıkıntı. Çünkü o şimdi Erol Hoca da düşünüyordur. Keşke biraz çok daha erken, sonra. Biraz daha sonra gitseydim. %100 düşünüyordur. İnanmıyorum. %100 düşünüyordur. Veya şöyle yapsaydım. Hatalarını düşünüyordur. Yani şurada şunu yapabilirdim. Yani bunu düşünmezseniz gelişemezsin ki kardeşim. Yani biz bile, ben 50 tane şey arıyorum. Şöyle mi yapsaydık? Acaba şöyle basitleşseydik nasıl olurdu? Veya şurada artık sıfıra oynasaydın. Veya şurada oyunu riske etseydin gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe diğer takımlara oranla ekonomik anlamda, transfer anlamında çok güçlü girdi lige. Bu gücü avantaj, puan avantajına çevirmeliydi. Öyle başlayamadı. Başlayamadı. İçerideki yenilgiler. Tarihin en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşadı. Ve içeride Beşiktaş'a yenildi. Mesela çok kırılma noktasıydı o maç. Bak, bence de esas kırılma maçı o maçtır. Hocam ama bak orada ne oldu? Enskala'yı oyuna soktu. Oyunun son 20'de mi? Gitti gol attı arkada ya, son çizgiye. Sol açık yaptı Enskala. Evet. Bak o sol bekin. İşte o Sergen'i yapan maç bence. Aynen, bravo. Sınıf atladı orada. Şimdi Erol Hoca'nın işte öyle şeyler yapması gerekiyordu. Ona benzer. Mesela bazı maçlarda işte Gustavo yok, üçlüye dön, başka bir şey yap, bir şey yap, farklı bir şey bulmaya çalış. Hep aynı oyuncular girdi çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde oyuna. Dolayısıyla aynı dakikalarda. Aynı dakikalarda üstelik. Ali Bey'in dediği şu hemfikirim, benim için Beşiktaş maçı esas orada içeride kaybetti. Sivas maçı tabii, madem buraya kadar getirdik. Kazan şampiyon oldu dedi başkan. Tabii o işin son bölümü, işte son iki haftaya girerken hep jokerle gireceksin. Rakipleri takip edip onların alacağı skora bakarak girdin mi? Bu çok zor bu iş. Hep çok avantajlı yani. Gireceksin. O avantajlı giremedi. Dolayısıyla tabii şimdi ne oluyor? Karar veremiyorsun. Emre ile şimdi bir ayrılık yaşandı. Yeni bir teknik ekip yapılanması işte olacak. Ki başkan da şunu söylüyor artık, hani tamam ikinci döneme başlayacağım seçilirsem eğer, ama biliyorum ki son şansım. Yani bu dördüncü sezonda da şampiyon olmam gerekiyor benim diyor. Diyelim ki
Ali Bey'in sportif direktörüyüm veya yanında ikinci yöneticiyim veya futbol işlerinde. Bey arkadaşısınız. Ha, arkadaşıyım. Şu tamam başkanım. Erol'u getirelim ama şöyle yapalım. Biz Bielsa'yı getirelim buraya. Ha, süper şimdi. Diyelim ki bu iki sene yanında çalışacak. Biz bir getirelim. Veya Ralf Ragnik'i getirelim buraya. O da Almanca biliyor. Evet. Çünkü iki senelik bir mazisi var. Yani. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Ben iki tane Türkiye Kupası aldım. Bir tane playoff aldım Gaziantep'te. İki takım alttan yukarı çıkardım. Geçmişe bak. Çok başarılı bir şeyim var. İnanılmaz. Aynen. Şimdi millet unuttu arkada kaldığı için. Ama o dönemde büyük takıma getirilselerdi aynı Erol'un hocanın yaşadığını yaşardım. Şimdi yaşamam. Ben onu mesela yaşamam öyle bir şeyi. Çünkü yönetici ilişkileri, oyuncu ilişkileri, sistem, taktik sadece Türkiye değil ki yurt dışındaki iletişimler. Dolayısıyla antrenman yaptırırken antrenmandaki senin generalliğin, o çok önemli. Antrenman en önemlisi değil mi? Sahadaki duruşun. Antrenmandaki antrenmanın hiç şimdi mesela o başka o başka o başka maç mesela performansı da çok bağlı. Maç performansı en iyi teknik adamlardan biridir Hikmet hocam. Maç ama o 90 dakika. Oyuncu onu görüyor zaten. Ya ben şimdi size bir şey anlatsam Türkiye ayağa kalkar. Emre mesela onun gelişmesi için çok yıllara ihtiyacı var. Tecrübeyle alakalı bir şey. Yaşıyorum ben şimdi. Oyuncu bana diyor ki rakip oynadığım oyuncu. Ya biz mağlubuz ama şunu düşünüyoruz. Hikmet hoca şimdi bir taktik bir şey yapar çünkü daha önce benden çalıştı oyuncular. Bu maçı çevirir diyor. O onu maçtan, oynuyor. Maçtan sonra bana geliyorlar. Ya hocam biz bunu otururken söyledik diyorlar. Şimdi konuşmayacağım. Büyük bir takım başına gelmek kolay iş değil. Diyeceksiniz ki ya hocam Nagelsmann geliyor. Ya ben bu hep Nagelsmann'ı örnek veriyorlar. Hep örnek verilir değil mi? Bazı arkadaşlar da veriyor. Çünkü futbolu az biliyorlar. Bazı bizim ulemalar var veriyor. Hep veriyor. Dinliyorum. Bilmiyorlar çünkü. Kendileri yaşamadılar. Onların bir tanesi benden yaşadı da. Ya Nagelsmann Almanya'da adam şimdi Almanya'daki bir sistemle gelişimle Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Adamın başkanı başka tipte, başka bir profilde. Adamın idari menajeri başka profilde. Adamın yardımcıları başka profilde. Kulübün yapılanması başka profilde. Finansıyla, ekonomisiyle, her kültürüyle. Şey. Yani Nagelsmann nerede başladı önce? Neydi o takımın ismi? Bundesliga'daki. Çünkü takımın sahibi kulübün başkanı dünyanın en büyük programcısı. Şimdi Nagelsmann'ın en önemli özelliği ne? Yazılımcı. Hoffenheim. Tebrik ederim. Hoffenheim. Şimdi ben bak Serkan çok iddialı konuşuyorum bu ülkede. Bak sizin program o iddialı. Bir teknik adamı bir maçı seyredeyim. O teknik adamın hangi konularda çok üst düzey olduğunu çıkarırım. Bir maçta 10 tane maçını seyrettiğim zaman bütün nasıl MR'a giriyoruz ya. MR gibi. Tabii. Hatta onda geçiyorum ilaçlı MR. Ona ne diyorlar? Bilmiyorum. Onu verip böyle çıkarırım. Niye diyeceksin? BT MR galiba. Niye diyeceksin? Şimdi en yeni haber. Başakşehir'le Leipzig oynadı. Evet. Ben arkasında Nagelsmann'ı izliyorum 90 dakika boyunca. Oyuncularla taktik konusundaki iletişimi ne? Bak oradan Fonseca'ya da geçeceğim. Fenerbahçe'yle ilgili gündemde ya. Hala da gündemde galiba. Ha, oraya da neden adamı tutuyorum ona geleceğim. Neden? Ya iyi antrenör demiyorum. Çünkü Nagelsmann oyunun içerisinde bakıyorum bir takımı fiziksel olarak top fit. Hep her zaman Nagelsmann takımları 2-0 mağlupten 2-2'ye getiriyor Borussia Dortmund maçları. Atletikler. Ama kendisi de 2-0 mağlupken 2-2'yi de yiyebiliyor. Şimdi evet. Buradan ne çıkıyor taktik konusunda? Bir soru işareti var mı? Küçük soru işareti var. Onu da maç oynayarak kazanıyor. Serkan bak maç oynayarak kazanıyor. Deneyimle ilgili. 60 maçta yapmayacak belki onları. 60 maçta olmuyor bu. Tabii. 60 maçta olmuyor. O 250-300 veya çok yerlere gideceksin. Üst düzey yaşayacaksın. Veya üst düzey teknik adamlarla çalışmış olacaksın. Şimdi adam öyle geldi. Veya Fonseca. Gene Başakşehir-Roma maçında bizim Cengiz Ünder'i oynatmadı. Ben niye oynatmıyor diyorum. Kızıyorum kendime. Dripling falan. İşte kim oynadı? O sarı çocuk. Neydi onun? Zaniolo. Zaniolo. O da iyi herif. Bak şimdi ama ben şimdi
Ben başka gözden bakıyorum. Niye iyi herif? Söyle. Hocam ben beğeniyorum. Bilmiyorum. İşte daha dengeli. Bak, iki yönlü bir kere daha çok edeyim. Cengiz'e göre. Cengiz geriye gelmiyor. Evet. Pozisyon yani disiplinini oynamıyor. Aynen. Sağ tarafta sol bek oyuna gidince takip etmiyor. Lüzumsuz top kaptırıyor. Ama Zaniola hem geliyor aynen. hem gidiyor. Yani basit top kaybı da yapmıyor. Halbuki bizim oyuncu ondan daha kaliteli. Kesinlikle. Buna İrfan Can Kahveci'yi de katıyorum. Kesinlikle. Şu anda Avrupa'da sol ayağı öyle olup sol iç oynat, sağda oynat, solda oynat. Oyun zekası. Ama, oyun ama o film çeviriyor. Bravo. Film çeviriyor. Hayır. İrfan Cancı'dır hocam. Ben söylüyorum. Çok beğeniyorum. Bak ben de çok. Ya ben yeteneğini ben de beğeniyorum. Avrupa'nın her takı ama ne var? Ama ne var? Bakıyorum oyun içerisinde. Ya çabuk oyna, basit oyna. Onu yapacağın yerler var. Git gel. Tek yönlü oynama. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin son Emre hocanın döneminde İrfan Can Kahveci Mesut. Böyle top rakipteyken ikisi de yok. Doğru. Zaten büyük sıkıntı yaşadı. Yok. Sizin maçta da yaşadı. Sivas maçta da yaşadı. Gördün mü bak. Tabii. Ben onu yakaladım. Vallahi billahi kadroyu geldim. 3-4 yapmamız lazım ilk yarım saatte dedim. Çabuk diye bir anda. Hayır niye? Çünkü İrfan Mesut. Sağ bek Ozan'ı bir gördüm. Abi. 1-0 kendi şunu diyorum. Ben bir an önce ikinci golü atın diyorum. Ozan oyuna tabii. girerse maç değişecek. Belki hemen 34'te de değiştirdi. Bak ama tersini de düşünüyorum. Emre Hoca Ozan'ı oyuna sokmaya hazırlandı. 5 dakikada sokamadı. Gökhan'ı. Gökhan girecek Ozan içeri alacak. Şey oluyorsun. Denge bozuluyor tabii. Denge bozuluyor. Şimdi şuraya geleceğim. Fonseca şimdi hocalara geliyorum. Niye iyi hoca? Hocaya bakıyorum Roma takımı tempolu. Cengiz'i oynatmıyor herif. Öyle bir şey yok diyor. Sen bunları yaparsan ben sana... Öyle bir dünya yok diyor. Şimdi bu adam iyi hoca demek ki. Messi de değilsin diyor yani. Yani Messi olsan tamam da diyor. Messi de değilsin diyor Cengiz'e. Veya şeye baktığın zaman mesela Zidane mesela bunlara tolerans verebiliyor. Öyle, böyle kendi de öyle isterdi çünkü. Böyle şeyi yok. Ancelotti de biraz o tarzda. Mesela Tuchel bunu söylüyorum bak antrenör burada kimse şu anda Türkiye kimse konuşamaz bunları söylüyor. Sen çok net söylüyorum. Tuchel niye Paris Saint Germain'de başarısız oldu? Çünkü yapamadı oyuncularla. Yapamayınca kafasındaki oynatmak istediği oyun tarzı çıkmadı. Niye Chelsea'de çıkıyor? Niye City'yi yenen adam? 3 maç. 3 kere. Çünkü. Niye Şampiyonlar Ligi kupasını aldı? Kimyası tuttu. Abi şu ara yapıyor. O zaman sorunun dibini soruyorum baksana hocam. Fenerbahçe'ye nasıl bir hoca lazım? Valla bir kere Fenerbahçe'ye ben olsam şeyi hemen. Bir kere Mesut elde. İrfan elde. Bir hani elde ne vara bakalım. Eldekiler iyi ya. Şimdi bir de hocam şunu ekleyelim. Kampa da kiralıktan dönen oyuncular gelecek. Aslında aynen. Çok kalabalık bir kadro var. Yani Fener'e gelecek, Ademi gelecek. Allah yar Sayat Maneş gelecek. Bir sürü oyuncu katılacak kampa. Öyle bir handikap var aslında. Mevcut kadrosu Türkiye Ligi'nde %99 şampiyonla oynayacak en iyi takımlarından biri mevcut kadrosu. Buraya 2-3 golcü değişiklikle. Mesela golcüden çok ben şunu söylerim. Ali Bey'i de dinledim. Stoper alacağız diyor. İyi stoper. Güzel de. Şef stoper alacak Fenerbahçe. Baba stoper bir tane değil mi? Vay be. Baba ne demek baba stoper? Yani Lucio şef aslında. Şef ne demek? Ulfoloji tarzında şimdi bir oyuncu. Adam yanındakini oynatacak. Önündekini oynatacak. Geriden oyun kurmada ayağı sağlam olacak. Böyle bir daha Brezilyalı bir yani şey bunu, yani senin söylediğin. Ayağı iyi. Puyol bek oynuyordu. Merkeze geçti. Şef stoper oldu. Veya Beşiktaş'a gelen. Ulfoloji şef stoper mi? Tabii Ulfoloji Galatasaray'a geldiğinde. Veya Portekizli Beşiktaş'a Pepe. Gelen. Pepe. Ne oldu? Bir anda yanındakilerin oynayışı değişti. Önündeki sadece yan değil. 6 numara başka oynuyor. 8 numara. Hepsi kaleci de dahil. Şef stoper. Ona bağlı oluyorlar tabii. Şimdi Mesut İngiltere'den geldi. Bir taktik oyunu içerisinde Alman milli takımından. Bir plan içinden geldi. Bir planlama, taktik. Yani Fenerbahçe'ye gelecek teknik adamın mutlaka üst düzey biri gelecek. Fakat Türkiye'deki şey değişik. Yapılanma değişik, maçlar değişik, rakip değişik, hakem değişik, saha değişik. Rakibin anlayışı değişik. Tabii her şey değişik. Burada Alman antrenörünün, Alman orijinli antrenörün Türkiye'de çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Fakat bu hangi Alman? Tabii bir de o tarafı var. Çok başarılı Almanlar geldi işte Türkiye'ye. Klopp da Alman. Yani. Reha geldi Alman. Eskişehir'e giden neydi? Mihai Skibbe. Skibbe de geldi. Alman. Öyle değil işte. Öyle değil yani.
Hangi al? Şimdi Feldkamp gibi tabii. Bir hoca getireceksin. Feldkamp ne? Sert. Hiç kül yutmaz. Disiplinli. Disiplinli. Hem yönetime karşı. Katı. Çok katı. Katı. Çalışkan. İşini. Dağım da alın. Dağım. Dağım'da Türkçe İstiklal Marşı söylüyordu. Ya, sportif direktörlük demek aslında teknik direktöre %100 başarılı olması için her şeyi ortam yapmak sadece. Demek. Aslında Fenerbahçe'de basketbol şubesinde özellikle o Mauricio Gerardini'yi Obradovic istedi. Ve dedi ki ben evet iyi bir koçum, büyük koçum. Ben her şeyle ilgilenemiyorum. Ben Gerardini'yle çalışmak istiyorum dedikten sonra Final Four'lar geldi Fenerbahçe'de. Bravo. Ne güzel örnek verdin. Tebrik ederim. Bravo. Örnek işte ya. Örnek. Kesinlikle. Çünkü sen en iyi hocayı getirebilirsin. Getirebilir, yeterli değil. Adam... Ya Portekizli mi, Alman mı? Sence Alman. Bence Alman. Sen de tabii Alman ekolünden... Ben Almanya, ben lisansımın her şeyini Almanya'da aldım. Çünkü bakın Türkiye'de, dünyada en iyi eğitim dairesi Almanya. Kesinlikle. Taktik, antrenman drilleri... Okay. Antrenman bilimi. Antrenman yok, başka bir şey diyeceğim şimdi. Bak, drilleri de üretiyorlar biliyorum. Hayır, orası Arjantin, Portekiz. Bak. Arjantin, Portekiz, Paraguay, Meksika. Driller oradan mı çıkar? Driller baş. Çünkü oradaki mesela şimdi hep geçiş oyunu diye var ya, meşhur oldu Türkiye'de geçiş oyunu. Yani Almanya'dan çıkan değil onlar. Almanlar da bu işin antrenmanın temeli vardır. Dayanıklılık, kuvvet, çabukluk, koordinasyon. Bu tabii kendi içlerinde bir sürü şeylere ayrılır. Fakat bütün bunların dillerini iyi... Teknoloji. Tabii. Şimdi analiz kısmı. Ben mesela Ankara Gücü'ndeyken işte bu teknolojik şeyler var. İsimlerini vermeyeyim şimdi. İşte topa sahip olma bir... Oğlum bizim takım rakip alanda kaç pas yapmış? Önce ona bak. Bak şimdi size de aydınlatayım. Çok pas... Ya ben rakibi orta sahada karşılıyorsam, orta sahanın şurasında karşılıyorsam, burada ne yaparsan yap kardeşim. Al ver yapıyorsun. Ben rakip alana geçtiğimde burada top bende ne kadar kalıyor? Şimdi herkes uyansın şimdi. Orada ne oluyor? Çok da know-how var mı ya? O zaten. Ya önemli değil. Onun da drilleri var. Doğru. Tabii bütün bunlar Alman Fenerbahçe bence... Şimdi Portekizli geçiyor veya... İtalya'dan gelirse de şaşırmayın dedi başkan. Yani, Bielsa ile henüz görüşmedim ama o kalibrede biri olacak dedi. Mesela neden Bielsa dedi? Bak şimdi. Neden Bielsa? Bielsa diyorsun da neden? Aslında esas soru bu olmalı. Doğru. Neden? Ben deminden beri iki örnek, antrenör örneklerini, maçlarını seyrediyorum. Bielsa, adam dünyanın bir numaralı antrenman programcısı. Bir numaralı. İkinci bir antrenör yok dünyada. Açık ara diyorsun. Açık ara. Antrenmanda bir. Dünyada yok diyorum sana. Oyuncu seçimi çalıştı bak yok diyorum. Tartışmasız. Zidane da çalıştırmış zaten antrenmanda. Zidane bir tane hikaye bırakın. Zidane dışında demiş sen, ki. Zidane ismi var, futbolculuğu yok. Var. Zidane'ın kulübü diyor. Antrenörlüğü hikaye söyleyeyim. Bielsa diyor hocam. Zidane diyor ki. Ama yani, teknik direktörlüğünü hiç beğenmiyorum diyor. Yok yanlış anlamazsanız antrenman tekniklerimi anlatmak isterim size diyor Bielsa. Zidane. Bielsa'ya mı diyor? Bielsa Zidane'a diyor. Bielsa Zidane'a diyor. Yani... kardeşim diyor senin burada eksiğin var. Gel ben sana bir anlatayım İstersen diyor. İstersen sen de Zidansın tamamlayalım diyor. Yani çünkü Zidansın diye söylüyorum diyor. Başkasına söylemem diyor. Başkasına söylemem diyor. Doğru diyor. Bitti işte. Zidane adam da yani. Benim vereceğim cevabı Bielsa vermiş. Aynen. Neden Bielsa? Adam yardımcısını başka takımın antrenmanını seyretmeye yolluyor. Bak Serkan bu çok önemli bir şey. Bak adam rakibiyle oynamadan önce ne yaptığını bilmek istiyor. Böyle bir adam... Dünyada antrenman programlamasını, bir takım çalıştırmayı en iyi yapan ve antrenör yetiştiren taktik ve drill konusunda bir adam bile acaba Serkan'ın takımı nasıl plan yapıyor diye oradan birini gönderiyor. Fenerbahçe mesela Bielsa mı Nagelsmann mı? Bielsa. Açık ara. Başkan o kalibrede dedi. Mesela Tuchel deneyimli. Keşke Tuchel olsaydı Fenerbahçe. Mesela Tuchel tarzı bir teknik adam Fenerbahçe'de başarılı olamaz bence. Bak, ay şey olarak diyorum yani... Sence nasıl bir teknik adam olabilir abi? Nizaç olarak, Bielsa... Örnek olarak bir isim. Mesela Mourinho, Bielsa... Bu profiller, profil olarak bahsediyorum... Bu profiller böyle Fenerbahçe teknik direktörü deyince akla gelen isimler oluyor benim gözümde. Bir kere Fenerbahçe taraftarı tribün olsa... Bu sene yoktu ama bu sene olacak. Tribünün, ekran başındaki Fenerbahçelerin, sempatizanlarının, fanatiklerinin... Hoşuna giden teknik adam tarzı tutkulu teknik adam bir kere bence. Ama bakıyorum genelde de o profil çok Fenerbahçe'de çalışmadı.
Yani Zico da mülayim adamdı. En son kendini yakaladı. Zico niye başarılı? Alex olmasa Zico başarılı olamazdı. Orada Brezilyalı bir grup vardı. Doğru. Roberto Carlos. Nihayetinde Alex'in oynamadığı maçlarda Fenerbahçe'yi sonuçlar alamamıştı. Hocam yani bakın, bu kadroya göre, işte Zico bu kadroya göre Fenerbahçe nasıl bir teknik adam almalı? Artık biraz daha nokta atışına şöyle daha diyelim, gerçekçi isimlere şöyle gidelim. Şöyle diyelim. Bielsa keşke olsa. Şunu ama şimdi gelecek yabancı hoca bir kere takımı ve ülke futbolunu tanıyabilir, kasetler alıp evet, seyreder. O tabii o da şimdi seyreder diyoruz da yani Fenerbahçe'nin hangi bölümünü izleyecek? Erol Hoca'lı bölümünü mü? Tabii oradan 10 kaset, oradan 10 kaset izlemesi lazım. Veya işte son Emre'nin bölümü. Sonra rakiplerle Türk futbolu hakkında bilgisi olması lazım. Kendisi ve ekibinin gelmesi de yeterli değil. Yeter. Türk futbolunu rakipleri iyi analiz etme yeteneğine sahip ol. Bu çok önemli. Tabii. Ben olsam mesela böyle bir durum karşısında mutlaka böyle bir teknik adamın yanına üst düzey birini kulübeye girmesine de gerek yok. Dışarıda yardımcı olsun hocaya. Kulübeye girmesine gerek yok. Üst düzey kulübe ama ondan beraber olacak. Maç öncesi, maç öncesi, soyunma odası, maç sonrası. Adam rakiplerle ilgili bütün analizleri ona, o diyecek ki ben yaparım. Hayır yapamazsın. İşte gelen bir sürüler tabii, geldi. Hiçbir kimler yapamadı geldi? Peki Mesut'u düşünerek mi yapılır bu transfer? Dedin ya, ya da Mesut mesela sorulur mu? Alex olmasa Zico dedin. Hani Zico başarılıydı ama. Şimdi Mesut var. Yani Mesut konusuna şöyle değineyim. Bence Mesut'u medyada dahil, Fenerbahçeliler de dahil çocuğu hazır olmadan oynattılar. Aynen katılıyorum hocam. Ben hep karşı çıktım. Sonra işte ne oldu? Başladılar eleştiri yapmaya. Ya bu koşmuyor. Mesut çıktı takım, hatırlıyorum bir maç. Sakatlandı Antalya Hatay maçında. Hatay çıktı. İlk çıktı, Hatay takım daha iyi oynadı dediler. Daha çok pas yaptı dediler. İşte, sonra bir başka şey maçta da Mesut bu kadar pas yapıyor niye oynamıyor dediler falan. Ya şimdi aslında Mesut çok üst düzey bir adam. Bir sene oynamadı. Kendi durumunu biliyor. Bu kolay değil. Bu kolay değil. Biraz daha iyi bilemiyoruz, belki kendi hocası da geldi mi gelmedi mi? Gelmiştir ya. Bilemiyorum. Bireysel çok profesyonel. Bireysel tabii ki %100 olması şart. Takım idmanı Mesut'u geliştirmez. Ligin kaçıncı haftasındasın? İkinci yarı başlamış. Sen orada artık hazırlık kampı yok, durmadan maç oynuyorsun. Kondisyonunu. İki günde bir maç oynuyorsun. Orada oyuncunun özel hazırlanması gerekiyor. Her şeyiyle. Çünkü Mesut sadece fiziksel hazır olsa dahi Mesut'un oynadığı oyun yanındaki oyunculara bağlı. Tek çünkü pası oynuyor çünkü. Oyun zekası üst düzey oyuncularla yapıyor onu. Bir burada ne? Bak söyleyeyim. Geçen de okuduğum şuydu. İnşallah taktik çalışacağız mı? Bir gazetede gördüm. Taktik yapan. Ha, öyle bir eleştiri mi yapmış gibi oldu. Gazetede öyle bir haber çıkmış. Sen okudun mu onu? Gördüm, ben de gördüm. Yani, haberi. Mesut böyle konuşmaz dedim ben ama şimdi şu var. Taktik nedir? O kadar çok şey var ki şimdi Mesut'a top ayağına geldiğinde eğer oyuncular boş alan yaratamıyorsa Mesut o pası atamaz. Sıkışıyor. O adam geliyor evet, kapıyor. Veya dribling yapması lazım. Adam eksiltmesi lazım. Ona hazır değil. İlk geldiği itibarıyla söylüyorum. Ama oynadığında dikkat et. Alman milli takımda Arsenal'da oynadığında tabii, oyuncular öyle bir boş alan yaratıyordu ki veya yön değişmeyi çabuk yapıp tek oynuyor, tek oynuyor. Ya da üçüncü adamı oyuna sokma. Duydunuz mu? Tabii. Arkadan gelen yok. Üçüncü, yani tam tabirin ne demek olduğunu. Üçüncü adamı oyuna sokma. Yani şimdi Bielsa işte bu. Burada Bielsa faktörü çıkıyor. Yani diyelim ki şurada bir oyuncu var. Şurada bir oyuncu var. Top bunun ayağında. Şurada da bir oyuncu var. Adam buraya pası attığında bu oyuncu gidiyor tık. Yani. Örneğin bunun tabii çok da değişik versiyonları da var. Üçüncü adamı oyuna sokabilme. O veya, anda görüntüde olmayan oyuncuyu tabii, topun oyunun içine sokma. Mesut'un oynadığı oyun içerisinde böyle var. En Sakalı'nın Fenerbahçe attığı gol değil mi öyle olmuştu sanki? Sağdan getirdi. En Sakalı tamamladı ama yani Arsenal'de çok yapıyordu hocam onları hakikaten. Yani, sağ beki yani, yıldız yapmıştı yani. Zaten bunu bir takımda gerçekleştirmeye çalıştığın an veya işte biz ikimiz pas yaparken. Atlet lazım hocam onu yapmak oyuncu, için. Ya çalıştığın zaman adam aldı Leeds United'ı. Bak geçen sene evet, çıkaramadı. Bir resmi var Bielsa'nın, duvarın dibine çökmüş. Evet çok şöyle güzel. Ya bizden biri yapsa Türk medyası evet, bizi ne yapar biliyor musun o resimden birlikte. Ama şimdi Premier Lig'in en değerli teknik adamı belki de Bielsa. Ya şu adam anda hocaların hocası kardeşim. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye gelecek teknik adamın çok geniş olmalı vizyonu,
antrenman bilgisi, iletişimi, bunun dışında yanında %100 yardımcı antrenör demiyorum ya. Çünkü orada da bir sürü şey çıkar. O ben olayım, sen o. Adam dışarıda kalsın. Eşofman giymesin. Dışarıda kalsın. Ama bak şeyi söylüyorum. Soyunma odasına girecek. Soyunma odasına girecek, gene tribüne çıkacak. Çünkü o göz, o bilim, ha dürüst, karakterli de olacak. Tabii. Fenerbahçe'de hoca gidince ona görev vermeyecek. Beraber gideceksiler. Hatta sözleşmeyi yok, o aslında duracak. Hayır, o duracak orada. Gene bir başkası geliyorsa o yardımcıyla. Veya ya, zaten öyle bir pozisyonu getirttirmeyecek. Bak, esas şey öyle pozisyon olmayacak kardeşim. Kurumsal hafızayı güçlendiriyor aslında bu. Adam o arada şampiyon olacak kardeşim. O adamın görevi o. O gidecek o zaman. Hoca gitmeyecek. Fenerbahçe bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Yeni sezonda nasıl bir yol izleyecek. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.